Sayın misafirlerimiz, Saha Expo Muharebe Sahası'nın yeni aktörü FPV dronları oturumuna hepiniz hoş geldiniz. Moderatörümüz emekli Kor General Doktor Yavuz Türk Genci, panelistler STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, kıdemli araştırmacı Doktor Can Kasapoğlu, Skydagger Genel Müdürü Mehmet Öztekin, Skydagger Drone ekibi lideri Danilo Kiselov, Drone takım lideri Vitali Bohun ve Naudi Kvertu CEO'su Yaroslav Filimonov. Moderatörümüzü ve panelistlerimizi sahneye davet ediyorum. Sayın Türk Genci, söz sizde. Evet, başlayabiliriz. Herkese tünaydın. Ben Yavuz Türk Genci. Panele başlamadan önce ekibimize çok teşekkür etmek istiyoruz. Böyle güzel bir toplantı oluşturdukları için ve eminim ki herkesin çok faydalı olacak. FPV dronlarına baktığım zaman çok önemli olduklarını görüyoruz. Bazı faktörler var onların önemli olmasının sebebi olarak. En önemli noktalardan biri şu. Bizlere bu dronlar sanayi çağından dijital çağa muharebe alanında nasıl geçeceğimizi gösterecekler. Bu açıdan çok önemli. Ukrayna'da olanları hepiniz biliyorsunuz. Ukrayna'da muharebe alanına bakıldığı zaman şunu görüyoruz. Dronlar çok büyük bir öneme sahip. Ve dronlar çok sık olarak kullanılıyor. Dronlar keşif amaçlı kullanılıyor. Kamikaze görevleri için kullanılıyor. Ve dronlar aynı zamanda topları ve diğer silahların koordinasyonu için de kullanılıyor. Dijital savaş sahasında birçok şey değişiyor. Ve değiştirilen en önemli şeylerden biri de tanklarla ilgiliydi. Muharebe alanı tankları savaş alanında başarı için çok büyük bir öneme sahipti. Ancak dronlar sayesinde artık yapılarında bazı COP gauge'ler gibi değişiklikleri yapılması gerekti. Başka çözümler bulunması gerekti elektronik savaş açısından. Savaş alanında başka neler değişti? Onlara bakalım. Şimdi uzatma, yıpratma harpleri var. Artık daha statik olduğunu görüyoruz dronlar sayesinde. Bu konuda tartışmalar sürerken bazı sorular karşımıza çıkıyor. Dronlar bizim için devrim niteliğinde mi? Yoksa biraz devrim ve biraz evrim bir arada mı? Bu alandaki devrimleri biliyoruz. Bizce dronlar acaba barut gibi bir şey mi? Savaşın özelliğini, karakterini mi değiştirecekler? Ve buna ek olarak şunu mu düşünüyoruz? Muharebe alanlarındaki tanklarda
bu tankların Birinci Dünya Savaşı'ndaki etkisini mi gösterecekler? Muharebe alanına savaş tankları girdiği zaman her şey, birçok şey değişti. Taktikler değişti. Birimlerin organizasyonu değişti. Ve savaş tasarımları, silah tasarımları değişti. Konuşmamı çok uzatmadan şimdi konuşmacılarımıza dönmek istiyorum. Çok değerli bazı konuşmacılarımız bulunuyor bugün burada. Şimdi onlara ilk tur için 10'ar dakika vereceğim. Daha sonra da 5'er dakika daha vereceğim. Bundan bahsettikten sonra şimdi Sayın Can Kasapoğlu'na bir soru sormak istiyorum öncelikle. Uzay, savaş alanını, çağdaş savaş alanını tanımlamasını isteyeceğim kendisinden. Aynı zamanda kendisine şunu soracağım. Dronlar savaş planlamasında ve endüstrisinde ne tür değişikliklere yol açtı? Bunları soracağım. Can Kasapoğlu, Hudson Enstitüsü'nde kıdemli araştırmacı olarak çalışıyor. Ukrayna alanında oldukça bilgili ve diğer çatışma alanlarında, alanlar hakkında oldukça bilgili. Çok değerli raporları bulunuyor kendisinin. Ve şimdi sözü size bırakıyorum. Çok teşekkür ederim Sayın Kor General. Burada Türk ordusunun en ödüllü, en çok madalyalı, başarılı mensuplarının yanında söz almak çok büyük bir onur. Şimdi dronların yayılmasının yörüngesine ve gidişatına bir bakalım. 530 milyon yıl önce evrimsel biyolojiye baktığımızda Cambrian patlaması oldu ve bildiğimiz yaşamın ortaya çıkmasına sebep oldu. Yaşayan organizmaların çeşitliliği arttı. Biz şu anda anladığım kadarıyla savaş alanında böyle bir noktadayız. Şimdi muharebe alanını düşünün. 100 yıl öncesine bakın, 200 yıl öncesine bakın. Bilgi üstünlüğüne bakın ve ne tür istihbarat alabilirsiniz savaş alanından, buna bakın. Şu anda üstel bir büyümeden bahsediyoruz. Şimdi biraz daha somut olarak bahsetmek istiyorum. Soğuk savaş döneminde uydu görüntüleme ve görüntü istihbaratı sadece ABD tarafından yapılıyordu. Ve çok elit bir grup, bazı devletler tarafından ve bazı elit devletler tarafından yapılabiliyordu. Bazı uydu şirketleri Rus-Ukrayna savaşı üzerine çok büyük bir etkiye sahip. O zamanlardan, bazı devletlerden ve elit bir gruptan bahsediyorduk. Terörist kurumlar olsun, devlet harcı kurumlar olsun, süper güçler olsun, bölgesel güçler olsun. Onların hepsi dronların yayılmasına yol açan birimler, aktörler. Savaş alanına sensörlerin gelmesi, uzay teknolojilerinden, drone teknolojilerinden, sensörlerin gelmesiyle birlikte İnsanlık tarihinde ilk kez bu kadar şeffaf bir savaş alanı görüyoruz. Rus birlikleri diyelim 10 kilometre, 20 kilometre ilerledi diyelim savaş alanında. Ukraynalı generaller bunun haberini alıyorlar. Birlikler, bir filolar bir yerden bir yere gittiği zaman şunu takip edebiliyoruz. Ruslar kıta, yani Rus Federasyonu'nun içinden kıtasından uçaklar yola çıktığı zaman bütün Ukraynalı vatandaşların şu anda indirebileceğiniz uygulamasına, telefonuna geliyor. Hangi savaş yüküyle nereye gidiyorlar, hangi Ukrayna şehrine gidiyorlar, bunu takip edebiliyorlar. Bunlar ana karargahlar değil, bunlar küçük seviyede yapabileceğimiz takipler. Tabii bunların bazı yansımaları var muharebe alanına, harp alanına. Bunlar da gidecek mi gitmeyecek mi bilmiyorum. Tank komutanları şu anda yanımda, Sayın Türkenci burada. Manevra seviyesi düşüyor. Artık mekanize birlikler görmüyoruz. Çok büyük operasyonlar şeklinde görmüyoruz. Çünkü artık o kadar şeffaf ki gizlenmek, artık birimlerinizi gizlemek artık neredeyse imkansız. Evet, Ukrayna Kursk'taki saldırısına gördük. Niyetinizi gizleyebilirsiniz.
stratejik niyetinizin ne olduğunu, birliğinizin amacının ne olduğunu saklayabilirsiniz niyetinizi ama kendisini saklayamazsınız. Artık birlikleri saklayamıyoruz. Birlik seviyesinde saklayamıyoruz. İkinci nokta da şu. Bu şeffaflık sayesinde manevralı savaşın inişinde bazı küçük birim taktiklerinin yükseldiğini, arttığını görüyoruz. Taktik piyade sınıflarını görüyoruz. Sadece FPV dronları değil, aynı zamanda diğer mühimmatlar açısından insanların taşınabildiği hava savunma sistemlerini görüyoruz. FPV dronları en zirvesinde bu işin. Birkaç hafta önce şunu görmüştüm. Genç bir adam, Ukrayna ordusunun 47. birliğinden bir genç adama ödül verildi. Kendisi ilk FPV drone operatörü. Ukrayna'nın en üst düzey madalyasını aldı kendisi. Ve Butchers bile baktığım zaman onun kaydına, siciline baktığım zaman 20'li yaşlarında bir drone operatörü 400'den fazla Rus personelini öldürmüş. Onlarca ağır zırhlı taşıtı yok etmiş. Yani bu yaşta bunu yapabilmek inanılmaz. Bu kadar bir ülkenin kahramanı olarak ödüllendirilmek muazzam bir şey. Yani onun karşı tarafın bir birliğinin tamamını neredeyse yok etmiş. Evet, piyadelere geri dönüyoruz o yüzden. Bu küçük taktik hamlelerde FPV dronların böyle çok benzer bir rolü bulunuyor. Bu çok demokratik bir yayılma, dronların yayılması, kullanılması, yaygınlaşması. Ukrayna eğer deniz altından fırlatılan füzeler üretmek isterse, nükleer denizaltı üretmek gibi şeyler çok zor. Ama FPV drone piyasasına girmek isterseniz, özellikle FPV drone piyasasından bahsederken yepyeni bir gerçeklikten bahsediyoruz ve bu kulüp herkese açık. Sizin kalabalığın geri kalanından ayıran şey ne? Operasyonlarınız, taktikleriniz ve daha geniş askeri stratejiniz, operasyonlarda dronları kullanmanız, eğitiminiz çok önemli. Çünkü dronların yaygınlaşması, FPV dronların yaygınlaşması derken operatörlerin de yaygınlaşmasından bahsetmemiz gerekiyor. Endoktrinasyon burada, öğretim, eğitim de çok önemli olacak. Bir soru daha var. Şu anda mükemmel bir cevabımız yok bu soruya ama mükemmel bir cevap bulmamız gerekiyor bu soruya. Bu soru şu. Nasıl silah sistemlerinden bahsediyoruz burada? Örnek verelim. 1.55 milimetrelik bir toptan bahsedelim. Eğer bir ere ya da herhangi bir askere, herhangi bir silah üreticisine soralım. Nasıl bir silah? S-400, S-400, Patriot savunma sistemleri. Uçak gemisi. Bunları sorarken FPV drone ne? Bunun tanımı nedir? Yani top sistemi, piyade sistemi için bir ateş destek silahı mı? Hava savunma sistemi mi? Biz bu FPV drone operatörlerine ne demeliyiz? Pilot mu demeliyiz? Bunlar insansız hava araçları mı? Bunlar füzelerin yerini mi alıyor? Akıllı mühimmat mı diyoruz bunlara? Bunun konseptleştirilmesi konusunda net değiliz. Şu anda biz muharebeyi takip ediyoruz, önünde değiliz. Eğer operatörler dronları yönetiyorsa, pilotluk yapıyorsa karargahlarda, onlar da bunların nasıl bir kavramsal hale getireceği konusunda daha yeni yeni adımlar atıyorlar. İkinci kritik sorumuz da şu. Sadece havada değil, aynı zamanda deniz donanmasında da görüyoruz bunu. İnsansız su araçlarına baktığımız zaman, robotik savaşlara baktığımız zaman bu Rusya'nın Karadeniz donanmasının %30'unu yayıldığını görüyoruz. Ukrayna'da böyle bir sistem bulunmuyor. FPV dronlar savaş alanına giriyorsa o zaman onlardan nasıl korunacağımız gibi bir büyük bir sorun da var. Abrams tankları, Challenger 2'lar, çatı tavanları olan başka silah sistemleri de görürüz Rusya tarafından. Toplara baktığımız zaman
artık gizlenme, kamuflaj 20 sene önce çok farklıydı. FPV drone operatörleriyle birlikte artık onlardan saklanmak neredeyse imkansız. Bütün kritik askeri tesisleriniz bu dronlara açık. Hava savunma sistemleri satüre olabilir, dolabilir. Ve biz şu anda bu dronların yayılmasını, yakınlaşmasını ve getirdikleri saldırganlık kapasitelerini görüyoruz. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Aynı zamanda savunma önlemlerine, tedbirlerine de bakmamız gerekiyor. Elektronik savaş konusunda güçlerimizi nasıl koruyacağız bunlara karşı? Kritik testlerimizi onlara karşı nasıl koruyacağız? Ve saldırı savunma dengesini konsept olarak nasıl sağlayacağız? En son olarak savunma ekonomisine baktığımız zaman çok büyük bir sismik diye adlandırabileceğim bir değişiklik görüyorum. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin siciline günlük olarak bakın, ordusunun, askeri güçlerinin bombalamaların sayısına bakın, kaç tane Rus tankı patlatıldı, kaç Rus personeli öldürüldü, kaç Rus pozisyonunu bombaladılar, bunlara bakın. Sonra bunu Ukrayna Dijital Dönüşüm Mihailo Fedorov'un verdiği tabloya bir bakın, Ukrayna Savunma Bakanlığı'ndan. FPV dronlarına bakıyoruz. $500'lık bir fiyat etiketi görüyoruz. Rusların DT-90 tankına baktığımız zaman milyonlarca dolardan bahsediyoruz. O yüzden gördüğümüz şey şu. Yüzlerce ya da binlerce dolarlık sistemlerin milyonlarca dolarlık sistemleri patlattığını görüyoruz. Bu Rus-Ukrayna savaşı açısından özellikle ne anlama geliyor? O uzayan savaşlar konusunda, sonu gelmeyen savaşlar konusunda ne anlama geliyor? Nasıl bir dayanıklılık sağlıyor sizin sanayi ve savunma bazınıza? Bu ekonomik kısmını da kesinlikle ele almamız gerekiyor. Saha turları yaparken Ukrayna'da inanılmaz şeyler gördüm. Çok küçük çalıştaylarda FPV dronları üretiliyor. Savunma Bakanlığı ile birlikte çalışılmıyor. Genelkurmay ile Ukrayna'nın çalışılmıyor. Sadece kıta, hatta müfrize seviyesinde çalışılıyor. Telegram hesapları var bu operatörlerin. Twitter ya da X hesapları var ve kitlesel fonlama ile çalışıyorlar. Böyle bir drone programımız var. Gelecek ay böyle bir FPV drone'a, bu kadar sayıda FPV drone'a ihtiyacımız olacak. Banka hesabımız bu. O yüzden lütfen bize yardım edin diyorlar. Bu gerçekten savunma ekonomisinin şeklini değiştiriyor. Son nokta da şu. Mükemmel cevaplarımız yok ama mükemmel sorularımız var üzerine çalışmamız gereken. Eğer dronların yörüngesi bu şekilde ilerliyorsa, panelimiz var, FPV drone operatörlerimiz var, FPV üreticilerimiz var, yanımızda oturuyorlar. Yüzlerce dolarlık, binlerce dolarlık dronları görüyoruz. Anka 3, Kızıl Elma'yı görüyoruz. Drone savaşımında iki yöne gidildiğini görüyoruz. Kızıl Elma'dan bahsederken, Anka 3'ten bahsederken, Taranis, İngilizlerin Taranis'ine baktığımız zaman onlar insanlı hava araçlarına değil, yerine geçmeye çalışmıyorlar. Onları telafi etmeye çalışıyorlar. Çok böyle bir gidişat var. Bu çok net bir örnek. FPV dronlara baktığımız zaman mükemmel bir asimetri var. Mükemmel bir ateş desteği var. Ufak bir birim seviyesinde. TB2 gibi üçüncü kategorilerde arada kalıyor. Biz drone'u bir şemsiye terim olarak kullanıyoruz ama gittiğimiz yörüngede çok farklı sistemler bulunuyor. Biri Mars'tan, biri Venüs'ten ve bu yaygınlaşmaya baktığım zaman çok farklı tasarımlar olduğunu görüyoruz. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler Can, bu değerli katkıların için. Şimdi bahsettiğimiz bir şeyi yeniden dile getirmek istiyorum. Ukrayna'da olanlara bakacak olursak, Ukrayna drone ordusu oluşturmaya başladı. Ve şu anda robotlar ordusu oluşturuyor. Kara sistemleri de buna dahil. Ve insansız sistemler oluşturdular. Müfrezelerinde, birimlerde, kıtalarda ve bu da muharebe alanının manzarasını değiştirecek, ortamını değiştirecek ve yapısını değiştirecek.
dronları ne kadar drone ihtiyaç olduğuna dair değerlendirme yaptıkları zaman yıllık 2 milyon drone üretmeleri gerektiğini söylüyorlar. Dijital muharebe alanı gerekliliklerini yerine getirebilmeleri için. Ve her gün, belki de her gün değil ama aylık olarak sayı vereyim. Her ay 10 bin drone kaybediyorlar. O yüzden bunun yerine yenisini koymaları gerekiyor. Yani şu anlama geliyor. Endüstrilerini ya da savunma endüstrilerinin düzgün çalışması gerekiyor. Ancak bu şekilde bu gereklilikleri yerine getirebilirler. Can'dan sonra şimdi sözü Danilo'ya vermek istiyorum. Onlar da bu alandan geliyorlar. Kendileri drone operatörleri, pilotları ve ekiplerinde çalışıyorlar. Kendilerine şunu sormak istiyorum. FPV dronelarını nasıl kullanıyorlar ve onların doktrinleri nedir? Merhaba. Nice to see you. Sizleri görmek çok güzel. Merhaba. Öncelikle Danilo'ya söz vermek istiyorum. Kendisi bir muharebe pilotu. Onun sözlerini ben tercüme edeceğim. Have a nice day everyone. Çok teşekkür ederim. And ya продовжу спілкуватися на рідній мові, добре? Бренд. Це так, я така нова яскрава справа у війні. Danilo said that FPV is a Danilo FPV'nin ayrı bir marka gibi, ayrı bir model gibi olduğunu söyledi. Çok önemli ve çok faydalı olduğunu ifade etti. Існує батальйон безпілотних систем. Це як окремі підрозділи, так і нові групи, які працюють only FPV. In Ukraine. Yani Ukrayna'da farklı sistemler var. Farklı drone filo sistemleri var. Only FPV. And doctrina ve FPV'lerle ilgili farklı doktrinler var. Які складає 4-5 чоловік. The group of people with bir FPV sistemini kullanan tim her zaman 4 muharip askerden oluşur. Подія штурмана, двох пілотів та інженера. Bu grubun içindekiler aynı zamanda bir navigatör, seyri sefer, yani seyri sefer subayı, pilot ve grubun sürücüsünden oluşmaktadır. Grubun sürücüsü en önemli kişidir. Треба, щоб кожен у групі знав свою роботу і вмів один одного заміняти. Тому що не дай Бог, що хтось може бути поранений, бо не дай Бог вбитий. And bunun yanında çok önemli olan bir başka unsur da her bir grubun grup üyelerinin bir diğerinin işini nasıl yaptığını da bilmesi lazım. Mesela teknisyen hem sürücü olabilir, hem pilotun yaptığı işe bilir. Yani tim içerisinde görev değişikliği yapabilme kabiliyetine sahip olmak durumundadır. Özellikle çeşitli koşullarda görev icrasını tamamlayabilmek için. Планується окрема група і робити свою справу якнайкраще. It is very important. Çok önemli olan bir başka şey de kendi işinizi yapmanız ne kadar önemliyse bu işi üst kalitede yapmak da en az işiniz kadar önemlidir. Bunu yapabilmek için yaptığınız işi sevmeniz gerekmekte.
Okay. Thank you very much. Let tekrar söylediğiniz şeyleri tekrar desteklememe müsaade ediniz. Bir drone kullanırken anlayabildiğimiz kadarıyla yüksek irtifada drone var. Bu yüksek irtifa drone'u hedefi tespit ediyor. Bir başka drone ise hedefi doğru şekilde teşhis edip böylelikle sizin kamikaze drone'u göndermenize sebep oluyor hedefi imha etmek için. Fakat bu kolay bir iş değil. Pilotunuzun çok kabiliyetli, çok mahir olması gerekiyor ve hedefi kaçırmaması gerekiyor. Bu nedenle drone pilotluğu çok önemli. Pilot hatalarının yanı sıra önemli olan bir başka nokta ise elektronik muharebe sistemleri de vardır muharebe sahasında. Ben Yaroslav'a şunu sormak istiyorum. Bu elektronik muharebe unsurlarıyla RPV dronları konusunda nasıl RPV dronlarıyla nasıl mücadele ediyorlar? Bu soru için çok teşekkür ederim. Çok ilginç bir soru sordunuz. Her zaman dronlardan bahsediyor herkes. Çok rötorlu dronlar, kamikaze dronları, intihar görevi yapan dronlar. Fakat bu yılın en ilginç kısmı bu fuarda herkes dronlardan bahsediyor. Fakat çok az sayıda insan dronlara karşı nasıl müdafaa yapılacağından, savunma yapılacağından bahsediliyor. Şimdi drone piyasası gün geçtikçe büyüyor. Sadece şunu düşünün. 2 sene evvel sadece 10 drone vardı. 1 kilometrede Ukrayna'nın 1 kilometre karesinde 10 tane drone olurdu. Şimdi 2024'te 1 kilometre karede 500'e yakın 500'den fazla her iki tarafın drone'u olabiliyor. Bu sadece bu durumu hayal etmeniz için sizlere verdiğim bir rakam. Pilotlar çok profesyonel, çok her şeyi vurabiliyorlar. Küçük pencere aralığından girip bir aracı imha edebiliyorlar veya herhangi bir kişiyi, aracı vurabiliyorlar muharebe sahasında. Fakat herkesin dronlara karşı müdafaayı öğrenmesi bu nedenle önemli. Bütün büyük piyasalar aynı adımı takip ediyor. Bir drone piyasasına baktığınız zaman bir de elektronik muharebe ve elektronik ve anti drone muharebe sistemlerini de öğrenmemiz gerekiyor. Her zaman Ukrayna'daki durumu, cephenin durumunu tartışırken veya Ukrayna'daki savaşı tartışıyoruz. Herkesin korunması lazım. Her zırhlı aracın, tankın. Bizim ülkemizde Ukrayna'daki en iyi elektronik muharebe sistemlerini üretiyoruz. Ayda 5000 birimden fazla üretim yapıyoruz. Fakat daha da fazlasını üretmeye ihtiyacımız var. Her bir mesela top bataryasının korunması lazım. Her bir aracın, her bir askerin korunması lazım. İşte bu nedenle biz ekipmanlarımızı farklı istikametlere dağıtıyoruz. İnsan kullanımı, sırt çantası modelleri var. Sırt çantasında taşınabilir. Bunun yanında cephe hattında askerlerin mevzi değiştirmesi sırasında kullanılıyor. Mesela bazı alanlara araçların gitmesi mümkün olmuyor. Bunun yanında mühimmatın korunması, zırhlı araçların korunması lazım. Bu alanda da elektronik muharebe unsurları çok büyük önem kazanıyor. Gece görüş sistemleri, termal kameralar hepsinin korunması lazım. Çünkü dronlar herkesi her yerde vurabilir. Gece vurabilir. Gündüz vurabilir, hiç fark etmiyor. Fakat hepimiz savaştan, muharebeden bahsediyoruz. Tabii ki bu bugünün birinci önceliği. Çünkü her gün cephede insanlarımız ölüyor. Rusya yüzlerce drone gönderiyor. Yüzlerce İran drone'u gönderiyor. Şahit drone'u gönderiyor. Fakat kimse
kritik altyapıyı korumadan bahsetmiyor. Nükleer santrallerin korunmasından bahsetmiyor. Ukrayna'da bildiğiniz gibi 6'dan fazla nükleer santral var. Herkes 1986'da Çernobil'de ne olduğunu herkes hatırlayacaktır. İşte karşı karşıya olduğumuz riskler bunlar. Çünkü düşmanımızın herhangi bir prensibi yok. Her şeyi vurabilir. Uçağı vurur, uçakları vurabiliyorlar, evleri, hastaneleri, fabrikaları vurabiliyorlar. Ukrayna'da biz askerlerimizi, bütün araçlarımızı, bütün kritik altyapı unsurlarını koruyoruz dronlara karşı. Askeri imalat fabrikaları, nükleer santraller, hepsini koruyoruz. Peki ben niye bugün buradayım? Sizlere hitap ediyorum. Burada sergi alanında bizim de bir fuar alanında bizim de bir standımız var. Fakat bu eğer siz bu bizim işimiz değil, biz bununla uğraşamayız derseniz bu bir hata. Çünkü drone çok ucuz ve kullanımı kolay bir silah ve dünyanın her yerinde kullanılabilir. Şu anda mesela dronların Malezya'da kullanıldığını görüyoruz. Mesela bir elektrik santralini vurdular. Mesela korsanlık faaliyeti için denizde gemilerin kaptan köşkünü vurup gemiyi ele geçirildiklerini görüyoruz. Dronlar İsrail'de kullanılıyor. Diğer ülkelerde de kullanılıyor. Bu arada İsrail'de dronlar Rus taktikleriyle saldırıyorlar mesela İsrail'de. Sadece FPV dronları değil. Ukraynaca'da mesela biz onlara düğün drone'u diyoruz. Aslında esas maksadı düğünlerde kamera kaydı yapmak için geliştirilen bu dronlar şimdi askeri maksatla istihbari amaçlı kullanılıyor. Herkesin şunu düşünmesini istiyorum. Geleceği düşünün. Önümüzdeki 3-5 senede ne olacak? Çünkü drone problemi çok devasa bir problem olacak. Daha da büyüyecek her geçen yıl. Çünkü teknoloji daha da gelişiyor. Şu an yapay zekanın dronlara yerleştirildiğini görüyoruz. Drone nesneleri görüp birbirinden ayırt edebiliyor. Sadece tank gibi büyük nesneleri görmekle kalmıyor. Bir yüzü tanıyacak hale gelecek birkaç yılda. Herkesi şahsi olarak hedefleyebilecek birkaç yıl içinde. Sadece şunu vurgulamak istiyorum. Elektronik muharebe o kadar önemli ki dronlarımız kadar önemli en az. Bu nedenle bu konuyu da düşünmeliyiz ve sadece düşünmekle kalmamalıyız. Düşünmek yapmak demek değildir. Bu konuda bir şeyler yapmalıyız. Elimizde bir yol haritası olması lazım. Tesislerimizi nasıl koruyacağız? Ve benim şirketim de işte tam olarak bu işi yapıyor. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler sözleriniz için. Şu anda muharebe alanındaki bazı aktörler dronları, kablolu dronları kullanmaya başlamışlar. Buna ek olarak dronların arkasına kameralar yerleştirmişler arkada neler olduğunu görmek için. Buna ek olarak çok pratik bir dronları koruma yöntemi geliştirmişler. Balıkçı ağları kullanarak dropların korunmasını sağlıyorlar. Çok teşekkür ederim sözleriniz için. Şimdi Sky Dagger şirketinin genel müdürüne dönmek istiyorum. Mehmet Bey lütfen şunu açıklayın. Ticari dronları nasıl savaş alanında kullanabileceğimiz hale dönüştürebiliriz. Lütfen bunu açıklayın. Merhabalar. Şimdi müşterilerimize öncelikle ne istiyorsunuz diye soruyoruz. Nerede kullanmak istiyorsunuz bu dronları diye soruyoruz. Daha sonra bazı modifikasyonlar yapıyoruz yazılım ve donanımda. Daha sonra doğru komponentleri kullanıyoruz dronlar için, bileşenleri. Muharebede, muharebe alanında kullanacakları
şekilde ayarlıyoruz. Doğru bileşenleri seçmemiz gerekiyor. Askeri kullanıma uygun olması gerekiyor bunların. Ve bu sistemler aslında basit oyuncaklar gibi sistemler. Sonra bu sistemleri savaş alanında kullanmaları gerekiyor. Bu sistemlerde birçok modifikasyon yapılması gerekiyor. Antijenik sistem olması gerekiyor. Böylelikle jammerlardan kurtulabiliyorlar. Fiber optik kabloların kullanılması gerekiyor. Bu çok yeni bir sistem. Bu yaptığımız şey savaşın stratejisini de değiştiriyor. Sonrasında kendi ürünlerimizi, üretimlerimizi tasarlıyoruz. Bu sistemler dünya çapında üretilirken birçok bileşen ve aksesuar kullanıyor bir drone'da. Ben şunu tercih ediyorum. Birçok şirketin bütün FPV drone'unda üretimi tamamını yapmasını tavsiye ediyorum, savunuyorum. Ama öncelikle bileşenlerin üretilmesi lazım. Çünkü bu sektörün çok sayıda bileşene ihtiyaçları var. Hazır drone'a ihtiyacımız yok. Sahada da birçok şirketin bütün sistemi ürettiğini gördüm. Propellerların plastik propellerin, injectionların, plastik parçaların, VTX'lerin, kameraların üretilmesi gerekiyor. Bunların ayrı ayrı üretilmesi gerekiyor. Bu sektörün farklı elektronik bileşenlere ayrılması gerekiyor. I can give the floor to someone else. Vitaly, bir şey eklemek ister misiniz? İhtiyacınız olan şey ne? Ukrayna'da daha fazla yardıma ihtiyacımız var, daha fazla drone'a ihtiyacımız var. Daha önce de dediğimiz gibi 5.000, 10.000 drone'a drone yeterli olmuyor. Fiber optiğe ihtiyacımız var. Her zaman bir ihtiyacımız oluyor. Yeni bir gün demek, yeni bir ihtiyaç kalemi demek. Çok yardıma ihtiyacımız var. Olabildiğince çok yardıma. Ayda 10.000 drone uçuruyorsunuz, doğru mu? Evet, yaklaşık olarak. Bunu tedarik edebilecek bir kaynak yok dünyada. Şirketler genellikle Çin markaları oluyor. O yüzden bunu Türkiye'de de üretmemiz gerekiyor. Bazı imalatçılar Türkiye'de bu parçaları üretiyorlar. Çünkü neredeyse hazır drone'a hiç ihtiyacınız olmuyor. Bileşenlere de ihtiyacınız oluyor. Bu gövdeleri alüminyumdan kesiyorlar. Evet, kesmesi çok kolay. Bunların birleştirilmesi çok kolay. Bu sistemlere ulaşmanın en kolay yolu bu. Çok teşekkürler. Muharebe alanına baktığın zaman, evet, askerlerin arasında bir savaş var ama teknoloji savaşında yaşandığını görüyoruz. Bir teknoloji üretiyorsunuz ve 6 ay içerisinde bu teknoloji artık eskimiş bir teknoloji haline geliyor. Teknoloji savaşı, mühendislerin savaşı da gelecekte çok önemli olacak. Bundan bahsettikten sonra şimdi Özgür Bey'e dönmek istiyorum. Kendisi en iyi şirketlerimizden birinin genel müdürü, STM'nin müdürü. Dronlar üzerine çalıştıklarını biliyorum. Aynı zamanda istihbarat konusunda da çalışıyorlar. SPV dronlarının geleceğinin ve swarmların geleceğini nasıl görüyorsunuz? Çok teşekkürler. Öncelikle STM'de dronların geçmişinden biraz bahsetmek istiyorum. Öncelikle taktik gezici mühimmatlardan bahsettik 2016-2017 civarında. Çünkü o zamanlarda Türk Silahlı Kuvvetleri'nde bazı operasyonlar vardı teröristlerin karşı, bazı kentsel alanlarda.
ve bir binanın tepesinde bir terörist varsa, etrafta siviller varsa bunun çok hassas bir şekilde ele alınması gerekiyordu. Onu hassas bir şekilde operasyonu gerçekleştirmesi gerekiyordu. Üçüncü ülkelerden alınıyordu dronlar ama biz dedik ki kendimiz de yapabiliriz ve kısa bir sürede kendi ilk kamikaze gezici mühimmatımızı geliştirdik. Şunu söylemek istiyorum. Kısa bir süre önce böyle bir teknolojiye sahip olmak her türlü ordu için çok kritikti. Ondan fazla ülkeyle çalışıyoruz. Dronların kullanıldığını görüyoruz. Taktik İHA'lar konusunda. Ama drone'u tek başına kullanabilecek vasıflı operatörün de çok olmadığını gördük. O yüzden çok kolay kullanabilmesi gerekiyor. Önemli noktalarını bir misyonda otonom olarak takip edebileceği şekilde bulabilmesi gerekiyor. Başka İHA'lar da geliştirerek 1 milimetrelik bombalar taşıyan İHA'lar var. Keşif, gözlemleme, sürveyans İHA'larımız var. Evet, dediğimiz gibi harp alanı çok hızlı gelişiyor. Muharebe sahası çok hızlı gelişiyor. Ermenistan Karabağ'daki çatışmaları biliyoruz. Muharebe sahasının Ukrayna'da nasıl değiştiğini görüyoruz. Çok hızlı değişiyor. Şunu hiç unutmamamız gerek. Teknoloji daha da hızlanacak. Drone sistemlerini geliştirdikten sonra elektronik savaş da sonuçta önemini gösteriyor. Ve zorlukları bu şekilde aşıyoruz. Dünyanın her yerinde bir çatışma olduğu zaman İHA'larla ilgili en kritik şeylerden biri şu. GNSS olmadan uçuş sağlayabilmeniz gerekiyor. FPV droneları böyle bir avantaj da sunuyor. Elektronik savaşla bazı sıkıntılar yaşandığı zaman bu droneların ne kadar kritik öneme sahip olduğunu görüyoruz. APV'lerin ya da taktik İHA'ların avantajlarına, dezavantajlarına baktığımız zaman neye göre kullandığınıza göre değişiyor. Saldıracaksanız FPV kullanabilirsiniz. Ama FPV özeline baktığınız zaman, burada operatörlerimiz de var. FPV drone'unu mükemmel bir şekilde kullanmak çok kolay değil. Şu anda evet, kısa bir pencere içerisinde hareket ettirilebiliyor ama çok ciddi bir tecrübe ihtiyacınız var. FPV'ler gelecekte çok daha etkin olacak. Çünkü şu anda bulduğumuz çözümler ve tecrübelere baktığımız zaman GPS'e ya da GNSS'e ihtiyacınız olmuyor uçuş için. Elektronik savaşta bile fiber optik kablolarla, çok küçük fiber optik kablolarla dronlarınızı uçurabiliyorsunuz. Ama eminim ki gelecekte, yakın gelecekte bazı karşı gelişmeler olacak bunu önlemek için. O yüzden altını çizmek istediğim şey şu. Sahip olduğunuz kapasiteler savaş alanındaki ihtiyaçlarınıza göre değişiyor. Cephede FPV'lerin kullanımı avantajlı da olabilir. Ama çok sıcak bir savaşta değilseniz dronlarınızı belki de sürveyans için kullanabilirsiniz. Bir terörist gördünüz diyelim, potansiyel bir hedef ya da düşmanı gördüğünüz zaman taktik droneları kullanmak daha avantajlı olabilir. Onları otomatik olarak takip eden misyonda da bu şekilde otomatik olarak çalışan bir drone'u kullanmak daha etkili olabilir. Personel tipinize göre de, türünüze göre de sahip olduğunuz her istasyonda bazı takip droneları olabilir, sürveyans droneları olabilir. Ama FPV dronelarının orada operatörlerinin bulunması çok avantajlı olmayabilir. Koşullara göre ve gereklilikleri misyonun ihtiyaçlarına göre kullanım alanınız değişiyor. Kısaca özetlemem gerekirse
FPV dronları şu anda çok aktif olarak kullanılıyor. Gelecekte de böyle olacak. Ama buradaki ana fikir şu. Çözümleri bulurken ihtiyaçlarınıza en iyi şekilde uyan çözümler olması gerekiyor. Yapay zekanın kullanılması, başka sistemlerin kullanılması, iyi kameraların kullanılması, iyi bir görüntü için. Bunun gibi şeyler çok önemli. Ama maliyetinin düşük olması gerekiyor. Biraz önce de tartışmasını yaptığımız gibi ağır lojistik desteği ve tedarik zinciri desteği her zaman olmayabiliyor. Gelecekte de bunlara çözüm bulunması gerekiyor. Buradaki en kritik nokta şu, teknolojiye sahip olmak çok önemli. Her şeyi geliştirin, kendiniz geliştirmeye çalışın mümkünse ve bu mühendislik kapasiteniz ve motivasyonunuzun savaş alanındaki değişikliklere hızlıca adapte olmak için yüksek olması gerekiyor. Böylelikle karşınıza düşmanınızın çıkardığı zorluklarla en iyi şekilde başa çıkabilirsiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Sözleriniz için çok teşekkürler. Şimdi bu konu üzerine biraz yorum yapmak istiyorum. Şunu biliyoruz ki endüstriye özgür bir şekilde hareket edebilecek dronlar, GPS'in olmadığı ortamlarda uçabilmesini sağlayacak dronlar üretmesini söylediğim zaman farklı teknikler olduğunu görüyoruz. Ama günün sonunda Özgür Bey'in de söylediği gibi bunun karşısına bir karşı tedbir çıkacak. Bu sorunu çözmemiz gerekecek. Sonra başka bir çözmemiz gereken sorun daha olacak. Üzerine çalışmamız gereken. Yakında daha gelişmiş yapay zeka örneklerimiz de olacak dronlarla. Otomatik ya da otonom olarak hedefi tanımlayacaklar. Obje tanımlaması araçları kullanarak ve bunun ardından otomatik olarak saldırabilecekler. Ama burada önemli bir nokta bulunuyor. Üç farklı metot var dronları kullanma açısından. İnsanlar her zaman bu halkanın döngünün içerisinde, üstünde, önünde, arkasında olması gerekiyor. İnsanın döngünün içerisinde olmasını ve nihai karar vermesini istiyoruz. Ama o zaman bazen bazı aktörler muharebe sahasında insanı döngüye sokmak istemiyorlar ve her şeyi otonom hale getirmek istiyorlar. Burada caydırıcılık için her zaman bir mod olmalı. Otonomdan çıkabileceğimiz bir mod bulunması gerekiyor. İnsanın karar vermeyeceği, hiper savaşım diyebiliriz buna. İnsanın işin içinden çıkabileceği bir modun da olması gerekiyor. Şimdi izninizle seyircilerimize sormak istiyorum. Herhangi bir sorunuz var mı? Şimdi paneli biraz farklı yönetmek istiyorum. Sorunuz varsa sorularınıza memnuniyetle cevap veririz. Ancak sorunuz yoksa şimdi konuşmacılarımıza sorular sormaya devam edeceğim. Ek sorular olacak bunlar. Şimdi sözü size bırakıyorum. Sorunuz varsa alabiliriz. Görebildiğim kadarıyla soru sormak isteyen yok. Sinem, lütfen buyurun. Lütfen kendinizi önce bir tanıtın. Merhabalar, Sine Özkara Şahin. Ben güvenlik ve savunma analistiyim. Sorum Ukrayna'dan gelen misafirlerimize. Çünkü Ukrayna modelini yakından takip ediyoruz. Özellikle de drone üretimi ve operasyonları konusunda. Birbiriyle örtüşen DIY çalıştayları var, sivil girişimleri var, kendin yap workshopları bulunuyor. Bunların koordinasyonunu nasıl sağlıyorsunuz? Bunu sormak istiyorum ve bunların çakışmamasını nasıl sağlıyorsunuz? Çok teşekkürler. Teşekkürler Sine.
cevap vermek ister misiniz yoksa ben cevap vereyim mi? Tekrar sorabilir misiniz acaba? Bütün drone üretim girişimlerinin, özellikle FPV drone üretim girişimlerinin çakışmamasını ve birlikte çalışmasını bu kritik boşluğu doldurma konusunda nasıl sağlıyorsunuz? Drone kullanmadan önce onları test ediyoruz. Birçok test gerçekleştiriyoruz. Profesyonel savaş pilotlarımız uçuştan önce onları test ediyor. Onları savaş alanına götürmeden önce. Ve dronlarımızın iyi çalıştığı konusunda kendimize güveniyoruz. Özel görevleri gerçekleştirebilecekleri konusunda garanti altına almış oluyoruz. Şu anda olanları ben de yakından takip ettiğim için ben de biraz yorum yapmak istiyorum. Bazı donörler bulunuyor, özel programlar bulunuyor ve bu donörler bağışta bulunuyor, bu para orada hazır bulunuyor. Ancak dediğin gibi bu gerekliliklerin tanımlanması gerekiyor. Ne tür dronlar, ne tür yedek parçalara ihtiyaçları var, bunların tanımlanması gerekiyor. Buna ek olarak eğer yanılmıyorsam 3 boyutlu yazıcıları bulunuyor ve bu yazıcılarla dronları üretebiliyorlar. Bundan daha sonra dronların gerekliliklere göre imal edilmesini sağlıyorlar. Daha sonra da bunların maliyeti donörler tarafından karşılanıyor. Tabii çok hassas bir nokta var burada. Startuplar farklı birimler için tasarlanıyor. Startuplar birimleri destekliyor. O zaman savaş alanının geleceği şu anda startuplar olacak. Ya da mühendisler olacak. Bunlar savaş alanının çok önemli bir parçası olacak. Bu cevap veriyor mu sorunuza? Bilmiyorum ama evet, çok teşekkürler. Başka sorusu olan var mı? Evet. Sizler düşünmeye devam ederken şimdi Can'a geri dönmek istiyorum. Can, nasıl bir senaryo, ne tür senaryolar kullanıyorsunuz FPV dronları söz konusu olduğunda? Daha iyi kullanmak istediğiniz zaman savunma, saldırı konusunda ya da yoğun yerlerde, kentsel alanlarda daha iyi kullanmak için neler yapıyorsunuz? Biraz bu konuda yorum yapabilir misiniz? Çok ilginç bazı trendleri takip ediyoruz FPV dronlarını kullanım konusunda. İki tarafta da hem Rus hem de Ukrayna silahlı kuvvetleri tarafından. Bir örnek şuydu. Kursk, Ukrayna'nın Kursk'a girmesiydi. Çok önemli bir birim. Ukraynalı bir birim. İnsansız bir birim bunu kullanıyordu. İnsansız hava aracı komutanlıkları, drone, savaş birimlerinden bahsediyoruz burada. Gelecekte de bunların artacağını görüyoruz. Bunlar Kursk'a giren ilk birimlerden biriydi ve açık kaynak istihbarattan şunu öğrendik. Ukraynalı paraşütçü askerler ve Ukrayna mekanize birliklerin kritik noktalara geldiği zaman 14. Tabur dronları kentsel Kursk alanında yer altındaydı. Özellikle pontun dediğimiz köprülerine yönelik operasyonlar gerçekleştiriliyordu. Çünkü Rus destek güçleri oradan cepheye geliyordu. Bu onlar için çok büyük bir şok oldu Ukrayna işgalinde. Çok büyük operasyonlarda saldırı rolünde bu FPV dronlarını görüyorduk. Bunları takip ediyorduk. İkinci nokta da şu. Onlar zırhlı araç sistemlerine karşı mükemmel araçlar. Özellikle de doğru patlayıcı konfigürasyonlarıyla ayarlandığı zaman. Mehmet Bey de çok önemli bir noktaya değindi burada. FPV drone'u bir sistemdir. Hem de bir platformdur. Ve kombine ettiğiniz şeyler, patlayıcılar ve mühimmatlar çok önemlidir. Termobarik patlayıcıların kullanıldığını görüyoruz bu dronlarda. Bunlar kentsel savaş durumlarına çok önemli. Bir tankın üstü açık olduğu zaman ve mühimmatı o zırhın içine bıraktığınız zaman çok tehlikeli bir silah sistemi haline geliyor.
antipersonel operasyonlarında kullanılıyor. Rus piyade birliklerine karşı çok önemli bir nokta bu. Ama yeni bir trend ortaya çıktı. Bu da savaşın geleceğine dair bize bir içgörü sunuyor. FPV'ler şu anda başka dronları öldürmek, yok etmek için, avlamak için kullanıyor. Anti-drone, drone savar rolünde. Bu da buradaki en önemli sorulardan biri. Drone tehlikesiyle nasıl başa çıkacağız? Evet, füze savar sistemleri çok pahalı. Şu anda fırlattığınız drone'a karşı fırlattığınız füzeler hedef aldığınız şeyden daha pahalı. Uçak savar Zex SU sistemleri gibi ya da Gepard sistemleri gibi 35 mm sınıfı çok etkili ama çok büyük alanları koruyamıyorsunuz bu sistemlerle. Çok nokta atışı savunmalar yapabiliyorsunuz bazı tesisler için. Ukrayna çok büyük bir ülke. Rusya daha da büyük bir ülke. Buradaki küçük ülkeler için konuşmuyoruz. Ama dronlar diğer dronlara da müdahale etmede kullanılıyor. Bu karşılaştığımız yeni bir trend. Bu oldukça ilginç bir durum. Bir şey daha var. Deconfliction, elektronik savaş sistemleriyle çatışma bitirme operasyonlar oluyor. Diğer dronlar elektronik savaş sistemleriyle kullanılıyor. Dronları durdurmak için ve rölelerle diğer dronları kontrol ediyorlar savaş alanında. Bu gerçekten ilginç bir tablo. Bu hem saldırı sistemi, savunma sistemi, aynı zamanda FPV dronları bir drone savar olarak da kullanılıyor. Bu çok geniş bir yelpaze. Bu cevap ama gerçekten burada elimizdeki bu görev de oldukça geniş bir yelpaze içinde kendini gösteriyor. Çok teşekkürler. Bahsettiğiniz gibi eğer hava savunma sistemlerine bakacak olursanız, hava savunma sistemlerine ek olarak bir karşı savunma sistemi de olmalı dronlara karşı. Bunların entegre edilmesi ve koordine edilmesi gerekiyor. Kendi dronlarınıza zarar vermemeniz gerekiyor. Kendi uçaklarınıza zarar vermemeniz gerekiyor. O yüzden bunların entegre olması gerekiyor ve bu hiç de kolay bir iş değil. Ukrayna da şu anda sanıyorum ki bunu gayet iyi bir şekilde yapıyorlar. Şimdi drone pilotlarımıza geri dönelim. Drone pilotları ya da drone birimleri olarak, yeni bir dal olarak askeri birliklerde görüyor musunuz? Diyelim ki tanklar var, topçu birlikleri var, hava savunma sistemleri var. Sizce drone o pilotları da ayrı bir dal olarak ele alınmalı mı bu birimlerde? Şimdi sözü size veriyorum. Так, звісно, бо це окрема праця, це окрема професія. Це не тільки пілотування дрону там Мавіку, це велика справа, яка потребує гарного навчання. Данілов diyor ki, tabii ki. F-16 pilotu ya da bir tankın sürücüsünü ele aldığımız zaman FPV dronunun da çok şey öğrenmesi gerekiyor. Olabildiğince çok şeyi öğrenmesi, eğitim alması gerekiyor. Ve ayrı bir eğitim sağlanması gerekiyor gelecek için. Çünkü FPV geleceğin bir sistemi. Başka bir sorunuz var mı? Biraz katkıda bulunmak istiyorum. O zaman drone pilotunu nasıl eğitiyoruz? Hangi evrelerden geçmeleri gerekiyor iyi pilot olmak için? Çünkü bu evet çok önemli. Dronlarınızı kaybetmek istemezsiniz. Normal bir eğitim gibi aslında. Öncelikle kitapları okumanız gerekiyor. Daha sonra bilgisayarın başına geçmeniz gerekiyor. Simülatörde çalışmanız gerekiyor uzun bir süre.
Öğrendikten sonra, pratik yaptıktan sonra da sahaya çıkıyorsunuz. Orada da birkaç ay geçiriyorsunuz, belki bir yıl geçiriyorsunuz. Bu hedefinizin ne olduğuna bağlı olarak değişiyor. Ancak ondan sonra farklı özel görevleri yerine getirebiliyorsunuz, savaşa gitmek gibi. Aynı zamanda Danilo FPV dronları sınırda 3 sene boyunca ya da 2 sene boyunca uçurmuş. Kendisini Teknofest'te davet ettik. Kendisi bana şunu anlattı. Ben uçamıyorum dedi. Eskiden kalkışı yapıp direkt hedefe gidiyormuş. Geri dönemiyormuş. Eskiden geri gelmediği için onlar için çok zor oluyormuş. Normalde bir pilotun simülatörle çalışması gerekiyor. Bu şekilde eğitim alması gerekiyor. İnşaatta, elektronikte, her alanda bu böyle. Onun montajı için. Sonra simülatörle eğitim alması gerekiyor. Ondan sonra ancak dışarı çıkabiliyor. Çünkü gerçek dünyada uçmak farklı. Çok hızlı öğrenilmesi gerekiyor. Ve sahada da uçmayı öğreniyorlar. Bu sistemi gerçek savaşta kullanıyorlar. Üstüne gerçek mühimmat konuluyor ve çok hızlı bir şekilde gerçekleşiyor. Çok fazla zamanları yok. Eğer yerleri belli olursa hedef haline gelirler. Ukrayna'nın sınırında çalışmaları, eğitim almaları o yüzden çok zor. Şunu ekleyebilirim. Sayın Mehmet'in söylediği her şey doğru. Ukrayna Savaşı'nın koşullarında askerlerin çok az eğitim alma zamanı var. Zamanları çok az ve onların koşullarında ve savaş koşullarında olabildiğince çok çalışmaları gerekiyor. Yıllar öncesinden çalışmaya, eğitim almaya başlamış olmaları gerekiyor. Çok teşekkür ederim yorumlarınız için. Can, söylemek istediğim bir şey varsa ek not olarak şunu bahsetmek iyi olacaktır. Şu anda çok seçkin bir izleyici kitlemiz var. Aynı zamanda canlı yayınlanıyor. Rus askeri birliklerinde de bir trend görüyoruz. Bir FPV drone operatörü yakalandığı zaman idam ediliyor. Bu gerçek bir suç. Savaş suçu. Ukrayna savaş düzeninde segmentasyona bakmamız gerekiyor. Eğer hava kuvvetleri pilotlarıysa ya da topçular ya da havacılıkta birimler ayrılıyorsa burada bir ayrımın yapılması gerekiyor. Rus ordusu tarafından yakalandığı zaman onların POW yani savaş esiri haline geliyor ve idam edildiğini görüyoruz. Burada bir trend olduğunu görüyoruz. Rus ordusu Ukraynalı FPV drone operatörlerini yakaladıkları zaman burada bir yerinde yargısız infaz gerçekleştirildiğini görüyoruz. Bunlar üniformalı savaşçılar, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin parçaları. Ve onların idam edilmesi bir çok net bir savaş suçu. Çok teşekkürler katkılarınız için. Dinleyicilerimiz arasında soru sormak isteyen biri var mı acaba? Buyurun lütfen. İnanıyormuş işte ama nereden? Lütfen kendinizi önce takdim edin. İsmim Eylül Dindar, Parabellum Sistemler'den. Kinetik interception sistemi var mı? Müdahale sistemi var mı? Fiberoptik dronlarla başa çıkmak için. Tekrar edebilir misiniz? Biraz daha yüksek sesle lütfen. Şimdi daha iyi mi? Evet. Bildiğiniz gibi fiberoptik dronları müdahale etmek için tek yöntem kinetik yakalama. O yüzden böyle bir sisteminiz bulunuyor mu? Siz cevap verebilir misiniz? Yardımcı olayım mı? Şunu soruyor katılımcımız. Fiber optik kablolar kullanılıyor.
nasıl bunları durdurabiliriz, önleyebiliriz? Bunu soruyor konuşmacımız. Kinetik bir müdahale olması gerekiyor. Bunun eskiden dogfight'larda kullanılıyordu. Yapay zeka bu açıdan daha da etkili olacak. Öncelikle hedefin belirlenmesi gerekiyor. Hedefe göre hareket ediliyor. Eğer swarmları varsa, sürüleri varsa çok daha iyi olur. Hava sahalarına bakacak olursak, bir drone görüldüğünde uçuşları durduruyorlar ve bu çok maliyetli oluyor. O yüzden bu swarm intelligence, yani sürü zekası ile çalışan droneların kullanıldığını görüyoruz. Böylelikle droneları durduruyorlar. Buna ek olarak elektronik savaşa ek olarak kinetik yöntemleri de kullanıyorlar. Drone'a vuruyorlar. Bu şekilde bir müdahale de gelecek yıllarda daha etkili olacak bizce. Teşekkürler. Fransızca konuşmak isteyen varsa o da olabilir. Sorunuz var mı? Soru sormak isteyen var mı Fransızca? Evet. Şimdi son bir soru daha sorayım. Drone pilotları olarak teknolojik yardım olarak işinizi daha yapmanızı ne sağlayabilir? Відкриття більше шкіл, більше допомоги самих дронів, бо навчання займає теж деякий час і дрони ламаються. First of all, it is Öncelikle tabii ki eğitim. Eğitim. Yani bir pilotun drone'u nasıl kullanacağını iyi bilmesi. Ve tabii ki daha fazla drone'a ihtiyacımız var. Çünkü insanlar ders görürken sürekli drone'larla kaza yapıyorlar ve drone'lar hasar görüyor. Bu nedenle drone'lar ve drone eğitimi çok önemli. Antenler, test en iyi gözlükler, en iyi uygulamalar ve en iyi aparatlar. Tabii ki bunu çocukluktan itibaren çalışmaları gerekiyor. Çünkü yaşlandıkça bütün refleksleriniz yavaşlıyor. Bu nedenle pratik yapmanız lazım ve 8-10-12 yaşlarında buna başlamanız lazım. Hobi olarak başlayıp daha sonra askeri kullanıma geçebilir. Çünkü gelecekte de askeri kullanım yapabilirsiniz ve buradaki eğitim de askeri düzeyde olmalı. Крім грошей і допомоги, ви нам не допоможете, тому що українці найкращі FPV-пілоти у світі. Para ve dronlara rağmen bizim yardıma ihtiyacımız yok. Sadece iyi pilotlara ihtiyacımız, iyi Ukraynalı pilotlara ihtiyacımız var. Onlara biz kendimiz öğretiriz. Mehmet Bey'in söylediği gibi pilotlara 10 yaşından itibaren, 12 yaşından itibaren bu işin eğitimini vermek lazım. Belki okulda ders olarak öğretilebilir bu. Daha sonra üniversitede, daha sonra özel eğitimlerle yapılabilir. Bundan sonra gerçek profesyoneller ancak böyle yetişir. Belki 2 sene sonra, belki 10 sene sonra değil, belki sahadaki tek silah bu ürün olacak. 5 milyon dolarlık bir tankı 2000 dolarlık bir drone'la imha edebiliyorsunuz. 400 dolar aslında. Aşağı yukarı 400 dolar.
Yani 2000 dolarlık bir drone'la bile değil. İlave edeceğiniz başka bir konu var mı? Siz bu konuda biraz daha mülahazada bulunmak ister misiniz? Bence de çok güzel ve verimli bir tartışmaydı. Özellikle bu sahada, cephede bu drone'ları kullanan kişilerle bir aradayız. FPV'leri kullanımı belki de özetleyebiliriz. Onlar çok kritik bir role sahip sahada. Daha önceki konuşmamda da ifade ettiğim üzere sizlere bir atış garantisi veriyor. Bir atışı çok ucuz bir şekilde yapabiliyorsunuz. Çok avantajlı. Fakat buradaki en önemli dezavantaj mevcut FPV dronları, FPV dronları aslında hobi FPV'lerinden veya yarış için yapılan FPV'lerden adapte edilmiş dronlar. Çok hızlı hareketler yapabiliyorlar. Fakat bunları kullanmak çok kolay değil. Bu nedenle bunları bu konuda tecrübeniz olması lazım. Ve FPV drone'unu çok kolay kullanamıyorsunuz. Belki yıllar harcamanız gerekiyor uzmanlaşmak için. Onların da ifade ettikleri gibi. Buradaki esas mesele biz bunların kullanımını belki daha az deneyimli personelin de kullanabileceği kullanımı basit olan dronlar da belki üretmeliyiz. Yapay zeka veya drone'a otonomi vererek de bu FPV'lerin geleceğini biraz daha destekleyebiliriz. Daha aktif kullanımını sağlayabiliriz. Teşekkür ediyoruz. Bunlar çok önemli notlarda. Herhangi bir soru sormak isteyen var mı? Buyurunuz lütfen. Now you started to warm up, so you ask questions. That's very good. Evet, şimdi soru sormak isteyenler olduğunu görüyorum. Buyurunuz lütfen sorunuzu sorunuz. Bu harika sunumunuz için teşekkür ediyorum. İsmim Çağla, Roketsan'dan. Çeşitli kararlar çok önemli bu süreçte. Yapay zeka da bu karar alma sürecini ve bu teknolojiyi kolaylaştıracaktır. Ümit ediyorum, bunu düşünüyorum. Gelecekte bu işlerin, pilotların işi, pilotluk işi ortadan kalkabilir mi ve AI kullanımı ne derecede gerçekleşebilir? Yani dünyayı arabasız hayal edebilir misiniz veya şoförsüz hayal edebilir misiniz ya da şoförlü arabasız bir dünya hayal edebilir misiniz? Tabii ki her yerde profesyonel ihtiyaçlar devam edecektir. Tabii ki yapay zeka harika bir şey gelecek yapay zekada, fakat asla insan dahlini asla değiştirmeyecek. İnsanlar her zaman daha iyi olacaktır, daha üst seviyede olacaktır, daha iyi olacaklardır. Bu nedenle gelecekte, belki çok uzak gelecekte, yıllar sonra belki, ama şimdi değil. Başka cevap vermek isteyen? Bir teori var şu anda. Gelecekte robotlarla savaşacağı yönünde. Biz buna hiper savaş veya flash savaş diyoruz. Eğer robotlara bakacak olursanız, robotların çatışmayı arttırmak veya çatışmanın şiddetini yükseltmek temayülünde olduğunu görürsünüz. Fakat insan arayüzü veya olan biteni görüp durdurma tasarrufu insanda vardır. Ama burada daha önce söylediğim gibi robotların savaşı, robotların robotlara karşı savaşı, eğer diyelim ki bir
insan faktörü olursa veya robotla insan arasında bir savaş olursa, insan ve insanlar arasındaki savaş belki devam edecektir. Yani bu bir abartı, bunun bir abartı olduğunu düşünebilirsiniz ama buradaki geçtiğimiz yıllar içerisinde yapay zekanın gelişimine baktığınız zaman çok fazla gelişme olduğunu görürsünüz. Belki de önümüzdeki 5 ila 10 yıl içerisinde neler olup biteceğini bir düşünün. Bu noktada birçok sorun yaşanacaktır. Avrupa Birliği, Birleşik Devletler, belki Çin bu konuda bazı kurallar getirmeye çalışacaklardır. Özellikle yapay zekanın kullanımı veya geliştirilmesini kısıtlayıcı bir takım başka ilave soru sormak isteyen var mı? Sanırım herkes sorusunu sordu ve mutlu mesut. O halde bu paneli sonlandırmamız gerekiyor. Değerli katkılarınız için çok teşekkür ediyorum. Sabrınız için çok teşekkür ediyorum. Hepinize çok iyi bir gün geçirmenizi diliyorum. Panelistlerimizin bir süre daha sahnede kalmasını rica ediyoruz. Hediye takdimimiz olacak. Hediyelerimizi sahneye alalım. Doktor Yavuz Türkgenci, teşekkürler. Özgür Güleryüz, teşekkürler. Can Kasapoğlu, teşekkürler. Mehmet Öztekin, teşekkürler. Danilo Kiselov, thank you. Vitali Bohun, thank you. Yaroslav Filimonov, thank you. Yaroslav Filimonov, size de teşekkür ederiz. Sayın panelistler ve değerli distinguished panelists, için çok teşekkür ediyoruz. Bir başka panelimizde görüşmek üzere. İyi günler, iyi fuarlar dilerim.